Bunları yapmak üzere yol bil mobil sağ iş gücü uygulaması konusunu anlatmak üzere Başar Soft firmasından Sayın Emrah Yılmaz'ı sahneye rica edeyim. Merhabalar, Emrah Yılmaz, Başar Soft'un Ar-Ge müdürüyüm. Teknokent ekibine de liderlik yapıyorum. Herkes çekiliş beklediği için çok kısa tutacağım sunumu, söz. Şimdi hızlıca devam edeyim. Bizim bir saha iş gücü yönetim sistemimiz var. Temelde bize ulaşan problem, eğer bir saha personeliniz varsa, bunu patronların takip edememesi ve ne iş yaptıklarının ölçülememesiydi aslında. Biz de bu problemi çözmek için şöyle bir yaklaşımla geldik. Ekranda gördüğünüz liste benim saha personelim listesi olsun. Size herhangi bir anlam uyandırmadığını tahmin ediyorum. Aynı şekilde bana da uyandırmıyor. Eğer bunların hepsini harita üzerine taşırsak, şimdi artık kimin nerede ne yaptığını, ne kadar zaman harcadığını biliyorsunuz. Kim dolu, kim boş, kime hangi emiri atayabilirsiniz? Bununla ilgili bir fikriniz var. Bu neticede bir saha iş gücü yönetim uygulaması geliştirdik. Play'e basınca oynayacak da hani. Bu videoyu oynatırsanız yeterli. Şimdi İtfaiye için hazırladığımız bir demo var. Onun sunumunu göstereceğim size. Çağrı merkezine yangın ihbarı geliyor. Ve boşta olan en yakın itfaiye bir iş emri oluşturulup yangına atanıyor. Şu an atama işlemini görüyorsunuz. Bu atama işlemi hem adres aramasıyla hem de harita üzerinden konum seçimiyle gerçekleştirilebiliyor. İlgili iş emri oluşturulduktan sonra... Keşke buraları biraz daha hızlı geçer şekilde yapsaymışım. En yakın boş ekibi seçip görevi atıyorsunuz. Görevin önüne, sol tarafta gördüğünüz gibi peyne, bu iş emri düşüyor ve otomatik olarak, ambulans senaryosu için otomatik olarak bir rotalama işlemi gerçekleştiriliyor. Eğer trafik için anlaşma yaptıysanız bu en hızlı olay yerine intikal edecek şekilde yapılıyor, rotalanıyor. Ama offline navigasyon istiyorsanız, bunu cihaz kendi üstünde de yapabiliyor. Ekip yerine ulaştığı zaman, biz bu konumu otomatik olarak tespit edip, eğer doldurulması gereken bir form varsa, çekilmesi gereken fotoğraf varsa, alınması gereken bir bilgi varsa, bunları da alıp merkeze aktarımını gerçekleştiriyoruz. Temelde yapılan, hani anlatılan şey saha iş gücü yönetimi ama, hani... Önce kamudan bahsedeceğim. Şu an 2019 yılında Türkiye'deki tüm ambulanslar bu sistemi kullanmaya başlıyor olacak inşallah. Benim annem doktor, en büyük hayalim de insanlara yardım etmek. Annemin 30 senelik iş hayatında kurtardığı insanlardan daha fazlasını biz bir sene içerisinde kurtarıyor olacağız. İtfaiyede kullanılıyor olacak, güvenlik kuvvetleri kullanılıyor. Bunun çok detayını veremiyorum. Dağıtım ağları, mesela şöyle bir örnek vereyim size. Evinize su söylüyorsunuz. Ama su hiçbir zaman ihtiyacınız olan zamanda gelmiyor. Tam böyle evden çıkacaksınız, sucu geliyor. Çıkıyorsunuz, adam sizi arıyor. Abi hani evdeydin, suyu getirdim falan. Bu senaryolarda şöyle bir rota izliyoruz. Adamın önüne hangi adrese ne kadar su bırakacağı düşüyor. Ve bu rota optimize edilerek eğer teslimat esnasında araya girmesi gereken bir nokta varsa, daha yakın bir lokasyon varsa önce oraya yönlendirme yapılarak süreç daha da verimli işletilebiliyor. Bakım onarım personellerinin yönetimi aynı şekilde bu sistem üzerinden yapılabiliyor. Eğer bunu bir envanter sistemine entegre ederseniz, kimin elinde hangi mal var, hangi ekibi nereye atayacağım, bu adamı ben buraya gönderiyorum ama elinde orayı tamir edecek yeterlilikte altyapı var mı? İşte ne bileyim boru değişecek, bu borunun doğru ölçüsü bu adamın yanında mı? Ya da hangi depodan alması gerekiyor süreçleri? Bu altyapıyla gayet rahatlıkla çözülebiliyor. Veri toplama işlemleri var. Bu da anlattığım bağlamda rahatlıkla yapılabiliyor. Neler kazandırıyoruz müşterilerimize? Saha personellerinizin ne yaptığını biliyorsunuz. Adam şuraya buraya gidiyorum deyip yolda kaynına uğrayıp çay içemiyor mesela artık. Dolayısıyla 10 kişilik bir ekibi 8 kişiye düşürebiliyorsunuz ya da 10 kişilik bir ekiple daha geniş bir alana hizmet verebiliyorsunuz. Bir yönetici olarak sahadaki personelinizin ne yaptığını da biliyorsunuz. Birilerine sormanıza gerek kalmıyor. Müşteri özel kişiselleştirmeyle bu altyapının ve görsellerin tamamının değiştirilmesi, sizin altyapınıza uygunlaştırılması mümkün. Offline harita, navigasyon ve veri toplama imkanı sunuyoruz. İnternet bağlantısına ihtiyacınız yok.
Ki orman yangınları için mesela böyle bir senaryo gerçekten büyük bir ihtiyaç. Adam dağın başına gidiyor. İnternet yok. Rotalamayı sadece offline navigasyonla yapabilirsiniz. Ve bunun için de ormanın içerisindeki yolların yol network'ün entegrasyonu gerekli. Bu da bir tek Başarsoft'un yeteneği. Yani bunu gidip de işte ben bunu Google'a sokayım, buradan rotalama yapsın çok mümkün değil. Yüksek verimli sesli yönlendirmemiz var. Bu hani herkes navigasyon kullanıyor. Ben bu şey olayını hala çözemedim. Kavşakta üçüncü çıkıştan çık. Yani birinin bana bunu anlatması lazım. Hani ekrana bakmadan navigasyon kullanamıyoruz ama bizde öyle değil. Mesela şöyle varyasyonlar var. Camiden sağa dön. Ya da ikinci sola dön gibi. Türkler olarak biz bunu böyle anlıyoruz. Ki bana sorarsanız daha verimli yani. Türklerin pratik zekası genelde daha baskındır böyle şeylerde. Sık harita ve uygulama güncellemesi var. Yine kıyaslayacağım herkesin kullandığı Google Maps'le. Gidiyorsunuz. Yandex'te de. Hepsiyle birlikte kıyaslayabilirsiniz ama ben çok Google kullandığım için en çok başım orada geliyor. Kız arkadaşım bir yerden almak için, staj yaptığı yerden almak için bir rota çizdirdim. Beni dağın tepesine çıkardı. Asfalt yok. Dört şeritli bir yol, sadece mıcır var. Kamyonların geçtiği yerdeki yolu rotaya eklemişler. Ben buradan gitmek istemiyorum. Arabam da hiç uygun değil böyle koşullara. Sizin rotanızın güvenilirliğini sağlıyoruz en başta. Nereden gideceğinizi kesin olarak biliyor oluyorsunuz. Uzaktan müdahale ve destek güncelleme sistemimiz var. Herhangi bir probleminiz olduğunda arıyorsunuz. Genellikle ben aranıyorum böyle senaryolarda gecenin bir yarısında. Burası çalışmıyor falan diye. Sonra geçiyoruz ofise falan, düzeltiyoruz. Çok kısa sürüyor. Benim hep ofise yakın çünkü. Ve ekipler arası koordinasyon sağlanıyor. Şöyle bir senaryo düşünün. Bunun aslında worst case'i emniyet senaryosu. Bir suçluyu kıstırmak istiyorsunuz. 5 tane ekip otosu var. Nasıl yaparsınız? Harita olmadan yapamazsınız. Bunun da çözümü burada. Gözünüze canlanmıştır zaten ben anlatırken. Bunların hepsini okumayacağım. Bir an önce çekilişe geçelim diye. Bunlar hep aslında kazanımlar. İsterseniz bana ulaşırsanız ben bununla alakalı detaylı bilgiyi de veririm size. Bunların yanında özellikle değinmek istediğim bir de analiz bölümü var. Sahadaki personellerinizin ne iş yaptığının yıl sonunda analiz dokümanını çıkartabiliyoruz. Ve bu analiz gerçekten çok detaylı kırılımlara sahip olabiliyor. Sizin iş kriterlerinize dönük olarak. Ha, bir de şey var, bunlara ek olarak. WhatsApp'la birebir aynı altyapıda çalışan mesajlaşma sistemimiz var. Tamamen güvenli. Hani mesajlaşmaları biz bir yerde tutmuyoruz. Sizin sunucunuzda duruyor. O yüzden hani dinleniyor muyum, bu yazıyı birisi okuyor mu, başka bir sunucuya gidiyor geliyor mu derdiniz olmuyor. Her şey sizde oluyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Emrah Yılmaz'a biz de teşekkür ediyoruz.